Makaleler arasından. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Eylül Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Canan Eraslan'ın "Geleceksen Gel Gayrı" başlıklı makalesini sunuyorum. Çinli Cherry, Türkiye'de en az 10 yıldır arsa arıyor. Amacı yatırım yapmak. Bir gün Manisa'da eski bir otomobil fabrikasının yerine bakıyor, bir gün Samsun'da başka bir yere. Aradan bir süre geçiyor, Anadolu'nun çeşitli yerlerine açılıyor, sonra bir ilden davet alıyor, yetmiyor başka ilden. Yatırım bu, istihdam ve teknoloji de getirecek. Tabii ki heyecan veriyor ama 10 yıldır yer arayan bir şirketle ilgili çıkan haberler bizim yalancı çoban hikayesine dönüyor. Gerçekten yer bulsa, fabrikayı yapmaya başlasa da hı, kesin öyledir diyesim vardı. Fakat geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de çok önemli satış adetlerine ulaşan BYD firması hızla karar aldı ve 2 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Hem de birkaç modelle birden. Tam hibrit, destek hibrit ve şarj edilebilir hibrit enerji seçenekleriyle heyecana sebep oldu. İşte BYD'nin net ve kararlı yatırım açıklaması yıllardır niyet ifadesinden öte geçmeyen Cherry'yi de harekete geçirdi. Cherry, yatırım kararı paralelinde Türkiye'nin 7 bölgesinde yetkili satış ve servis sayısını 50'ye çıkararak mevzuata uyumunu da sağladı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Ekonominin tüm icracı bakanları da yanındaydı. Toplantıya dünyanın dört bir yanından milyarlarca doları temsil eden CEO'lar da katıldı. Varlık Yönetimi, Katar Yatırım Otoritesi ve Emtia Ticaret Vitol, Emirates, NBD, Mitsubishi Compression, Cherry, Aqua Power, Mastar, BRF Gıda gibi. Söz konusu şirketlerin yönettiği toplam sermaye 3,5 trilyon doları buluyor. Evet, bu şirketler katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledi. Ekonomik programa dair kararlılık mesajlarını aldı ve yatırımlarına nasıl yön vereceklerini şekillendirmek üzere ayrıldılar toplantıdan. Katılımcılardan biri yıllardır yalancı çobana dönen Cherry'nin global başkanıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmek üzere randevu istedi. Cumhurbaşkanı Cherry International Başkanı Zeng Guibing'i kabulünde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu. Kabulde Guibing'in Türkiye'de yatırım kararlılığından söz ettiğini öğrendik. Hatta öğrendiğimize göre sadece Cherry değil, Çin'in önemli markalarından olan ve Türkiye'de de iyi satılan MG'nin de Türkiye'de yatırım hazırlığı bulunuyor. Hatta bu şirketlerin üretimle ilgili yöneticileri zaman zaman Taysat yönetimiyle de istişarede bulunuyor. Taşıt Araçları Yan Sanayi Derneği olan Taysat'ın yönetim kurulu başkanı Albert Sağlam, bir toplantı sonrasında otomotiv editörümüz Ali Çevik'le sohbetinde bu üç şirketin yatırımının neredeyse %100 olduğunu ifade etmişti. Çünkü üretim, satış ve satış sonrası için ağ kurmaya çalışıyorlardı. Çalışıyorlar çalışmasına, üretime gelecekler gelmesine de kafalarında kocaman bir soru işareti var. O soru işareti de ne arazi, ne teşvik, ne vergi oranı. Tek dertleri çalıştıracak personel bulmak. Türkiye'de mavi yaka konusunda sıkıntı yaşamaktan korkuyorlar. Yani yıllardır bizim sanayicimizin, bizim üniversite mezununa değil teknik elemana ihtiyacımız var diye dillendirdiği ara eleman konusu Türkiye'ye gelecek yatırımcıların en büyük endişesi haline gelmiş durumda. Teknoloji gelecek, yatırımcı gelecek ama hükümetin bu soruna hızla bir çözüm bulması gerekiyor. Yoksa zaman zaman dile getirilen eleman ithal etme konusu büyük bir ihtiyaç halini alacak. Türkiye Gazetesi'nde Canan Eraslan'ın "Geleceksen Gel Gayrı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var.
Hürriyet'te Nedim Şener'in Mossad İran Cumhuriyeti başlıklı makalesini sunuyorum. Hamas lideri Haniye suikastı ve Hasan Nasrallah'a yönelik operasyonlarıyla soykırımcı İsrail'in dış istihbarat örgütü Mossad'ın İran ve Lübnan'daki gücü, etkisi ve hakimiyetinin İsrail'dekinden daha büyük olduğunu söylesek yeridir. Hamas'ın 7 Ekim saldırısını önlemedeki zafiyetine karşın İran'da ve İran'ın etki alanı olan Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürülmesiyle elde ettiği sonuç bu fikri teyit eder nitelikte. İsrail, Mossad aracılığıyla cirit attığı İran'daki istihbarat, casus ve operasyon ağıyla ruhani lider Hamaney'in bile can güvenliğini tehdit edebiliyor. İsrail'in Mossad üzerinden İran içinde nasıl bir güce ulaştığını anlamak için 8 yıl öncesinden bir örnek aktarayım. İsrail'in dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen, 31 Ocak 2018'de 20 İranlı ajanı kullanarak Tahran'daki askeri nükleer arşivini nasıl ele geçirdiklerini şöyle anlatmıştı. Mossad, operasyonun gerçekleştirilme tarihinden 2 yıldan fazla bir süre önce nükleer arşivin saklandığına ilişkin bir istihbarat aldı ve arşivin saklı tutulduğu yeri aramaya başladı. Bulunduğunda iç yapısının öğrenilmesini mümkün kılan haritalar ele geçirildi. Bu nedenle dost ülkelerden birinde belgelerin saklı olduğu binanın aynısı inşa edildi. Burada binaya baskın düzenleme ve kasaların içindekileri sessizce boşaltma pratiği yapıldı. İsrail vatandaşı olmayan 20 seçilmiş ajan işe alındı. Ajanlar operasyon sırasında bize gördükleri ve getirecekleri şeyleri canlı yayında anlatıp Farsça olarak açıklamalarda bulunuyor ve fotoğraflar gönderiyordu. Tam olarak aradığımız şeyin bu dev kasaların içinde olduğunu fark ettik. İran askeri nükleer programını ele geçirdiğimizi anladık. İran'ın nükleer programı hakkında her şeyi öğrenen Mossad, 2 yıl sonra, 2020 yılı Kasım ayında İran'ın en önemli nükleer bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi taşıyan araç konvoyuna yapay zeka yardımıyla uzaktan kontrol edilen bir makineli tüfekten açılan ateşle öldürdü. Suikasttan sonra İran'ın İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi, kendisi de Devrim Muhafızları Teşkilatı mensubu olan Fahrizade suikastının arkasında İran'ın en seçkin askeri birimi olan İslam Devrimi Muhafızları Teşkilatı mensubu bir kişinin olduğunu söyledi. Mossad'ın İran sistemi içinde etkisini en üst düzeyde ifade eden kişi ise eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmadinejad oldu. Ahmadinejad 2021 yılında görevi İsrail'in istihbarat operasyonlarına karşı koymak olan en üst düzeydeki devlet görevlisinin Mossad'da çalışan bir ajan olduğunu şöyle anlattı. İsrail, İran içinde karmaşık operasyonlar düzenliyor. Çok önemli bilgileri kolayca elde edebiliyorlar. İran birimleri bu duruma halen sessiz. İran'ın İsrail'e karşı koyma biriminin sorumlusu İsrail ajanı. Mossad, İran'da hem sokakta hem de devlet içinde öylesine büyük bir ajan ağına sahip olmuştu ki istediği herkese suikast düzenleyebilecek etkiye ulaşmıştı. Nitekim eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin baş danışmanı ve eski İran İstihbarat Bakanı Ali Yunusi, 2022 yılında verdiği bir mülakatta bunu açık açık söyledi. Mossad, İran'da devletin farklı birimlerine son 10 yılda öyle bir sızdı ki artık tüm devlet yetkililerinin canlarından endişe etmesi gerekiyor. Artık iş öyle bir noktaya vardı ki devlet yetkililerini açık açık tehdit eder hale geldiler. İstihbarat Bakanlığı'nda çalışmış biri olarak bu durum içimi acıtıyor. Mossad 31 Temmuz 2024 günü İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin şüpheli ölümü sonrası yerine seçilen Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katıldıktan Hamas lideri İsmail Haniye'yi İran Devrim Muhafızları'nın güvenlikli misafirhanesinde nokta atışıyla öldürdü. İngiliz Telegraf gazetesine göre Mossad, Hamas lideri Haniye suikastında devrim muhafızları bünyesinde ajanlarını kullandı. Gazze'deki soykırımına devam eden İsrail, Lübnan'a yönelince kara operasyonu öncesi Hizbullah'ı hedef aldı. Mossad, İran ve Hizbullah üzerindeki etkisini bireysel ve toplu suikastlarla da gösterdi. Kısa süre önce örgütün haberleşmede kullandığı çağrı cihazlarını aynı anda patlatarak 3000 yönetici ve mensubunu devre dışı bırakarak gösterdi. Operasyonun iki ayağı vardı, birisi İsrail, diğeri İran. Cihazların temininde İran, her birini bomba haline getirilmesinde Mossad rol oynadı.
Bu toplu suikast yanında Hizbullah yöneticilerini de hedef alan İsrail, 16 Haziran'da Lübnan'ın Nasır Birliği'nin komutanı Sami Talep Abdullah'ı, 3 Temmuz'da Aziz Birliği komutanı Muhammed Naama Nasır'ı, ardından Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutanı Fuat Şükür'ü, 20 Eylül'de Rıdvan Birliği komutanı İbrahim Akil'i, 24 Eylül'de Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Muhammed Kabisi, 26 Eylül'de Hava Birimi Komutanı Muhammed Hüseyin Seror, son olarak da Hizbullah'ın başındaki isim olan Hasan Nasrallah'ı 27 Eylül günü suikast düzenleyerek öldürdü. Oysa birkaç gün önce 24 Eylül'de Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed El Hüseyin, El Arabiye'ye yaptığı açıklamayla Nasrallah'ı İran'a karşı şu sözlerle uyarmıştı. Nasrallah, İran'ın senin hakkında ne dediğini bilseydin denklem tersine dönerdi. Vasiyetini yaz, çünkü Kudüs'e girme hayallerin seni aldattı, ortakların da seni sattı. Fransız Le Parisien gazetesine konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Nasrallah'ın cuma günü Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bulunan Hizbullah merkez karargahına gelmeyi planladığı bilgisini İsrail'e İranlı bir ajanın verdiğini söyledi. Gazete haberine göre ajanın İran sisteminde yerleşik olduğu iddia edildi. Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali El Hüseyin'i suikast sonrası İran nükleer devlet olma karşılığında Nasrallah'ı sattı, koordinatlar Tahran'dan geldi, yemin ederim Nasrallah'ın halefi olan herkes öldürülecek, İran herkesin bilgilerini sızdırdı açıklaması yaptı. İsrail, yıllardır ördüğü ajan ağıyla İran ve uzantılarına yönelik elde ettiği tüm istihbarat üzerinden nokta operasyonlar düzenliyor. İşin içinde şimdiden ipuçları ortaya çıkan nasıl bir pazarlık olduğu zamanla görülecektir. Kısaca soykırımcı İsrail'le artık onun oyuncağı olmuş İran'a odaklanmak, her iki ülkenin istihbaratının hedefindeki Türkiye'de de İsrail'e ve İran'a ajanlık yapan tüm kişi ve kurumları dikkatle takip etmek gerekiyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in Mossad İran Cumhuriyeti başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin CHP kişilerden sorunlara gelemiyor başlıklı makalesini sunuyorum. Demokrasilerde muhalefet, özellikle ana muhalefet, iktidarın alternatifidir. Kendini, ilkelerini topluma sunar ve vatandaşı, seçmenleri ikna etmeye çalışır. Dolayısıyla iktidar olmak isteyen bir siyasi parti ya da partiler, öncelikle bir hedef koymak ve bunu çok net bir şekilde halka anlatmak zorunda. Neyi nasıl yapacağı konusunda farkını fark ettirmek ve toplumun güvenini kazanmak durumunda. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde gelen başarıyla özgüveni artan ana muhalefet partisi CHP'de iktidar hesaplarına dönük böyle bir emare, faaliyet var mı? Var ama bu ülkeye değil, yine partide iktidar olmaya yönelik. Biri kalk o koltuk benim hakkım inadında, diğeri değişimse gerekeni yaptım başarıya koşuyoruz iddiasında. Gözlerini ülkenin en tepe koltuğuna diken iki büyükşehir belediye başkanı da seçildikleri illerin sorunlarına kafa yormaktan ziyade cumhurbaşkanlığı adaylığı için birbirleriyle yarış halindeler. Yani hepsi birden omuz omuza verelim, biz nerede hata yaptık, halktan nasıl koptuk, oylarımızı daha nasıl artırabiliriz deyip ortak çözüm üretmek yerine bildik sen değil ben olayım ya da koltuk benim hakkım mantığıyla hareket ediyorlar. Üstelik bunu her siyasi aktörün çevresindekiler de kendi koltuklarını korumak ya da garantilemek güdüsüyle körüklüyor. Sonra da CHP adına birileri çıkıp diyor ki asayiş Berkemal. Bunların hepsi partiyi karıştırmak, yıpratmak, iktidar yürüyüşünü engellemek isteyenlerin çıkarttığı söylentiler ve buna bağlı oluşturulan kasıtlı tartışmalar. O da olabilir ama bu gibi tartışmaların kaynağının bizzat CHP'lilerin yaptığı açıklamalar ve hamleler olduğu da ortada. Durduk yerde kimse bir takım iddialar ortaya atmıyor açıkçası. Mesela CHP denildiğinde son günlerde en çok ne konuşuluyor? Cumhurbaşkanlığı adaylığını çok isteyen isimlerden İmamoğlu'na siyasi yasak olasılığına karşı CHP'de hangi seçeneklerin gündemde olduğu?
Siyasi yasak kararı halinde İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının hemen ilan edilmesi, erken seçim baskısı ve Anadolu'yu dolaşarak kamuoyu baskısı oluşturulması gibi birçok seçeneğin değerlendirildiği, hatta İmamoğlu'na destek amacıyla bazı belediye başkanlarından tepki istifaları geleceği de söyleniyor. Bunları konuşan, tartışanlar da kim? CHP'nin bizzat kendisi. Hem de üretilmiş bir söylenti üzerinden. Söylenti de malum. İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada verilen siyasi yasak kararının onanma sürecinde hakimler değerlendirme aşamasına gelmiş, 2-1 sonuçlanmış, diğer hakimi ikna edip oy birliği için bekleniyormuş. Hep mış mış durumu. Çünkü İmamoğlu'nun avukatlarına göre böyle bir gelişme söz konusu bile değil. Yani ortada henüz görüşme, onanma falan gibi bir durum yok. Cumhurbaşkanlığı seçimi derseniz bir değişiklik olmazsa daha 3,5 yıl var, ancak CHP ülkenin çok önemli meselelerine çözüm üretmek, bunları anlatmak yerine ısrarla Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması gibi bir sarmaldan çıkmak istemiyor. İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı olur? Ya da bu kaotik durum nedeniyle her ne kadar aday değilim dese de Genel Başkan Özgür Özel'in adaylığı hiç de sürpriz olmaz diye. Yine Özel'in İmamoğlu ve Yavaş'la yapacağı her görüşmenin konusu da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ağırlıkla. Dolayısıyla CHP hep kişiler ve onlara bağlı hesaplar üzerine konuşmaktan, ülke sorunlarına, sokağın, vatandaşın sıkıntılarına çözüm üretmek ya da umut olmak noktasına gelemiyor bir türlü. Tıpkı daha önceki altılı masa örneğinde olduğu gibi. Siyaset bu. CHP'de çok seslilik var denebilir. Nitekim CHP'liler diyorlardı, ancak CHP'de adı geçen başat aktörlerin hepsi o kadar istekli ve hırslılar ki. Kim kimle beraber, neyin peşinde, her şey karmakarışık. Bazıları buna CHP'nin normali diyor ama saflar son derece oynak ve güven verici değil. Herkes 2028'e giden yolda kendine uygun kilometre taşlarını döşemekle meşgul. Bu durumda da CHP adına kritik olan soru belli. Birbirlerine güvenmeyen, birlik görüntüsü vermeyen, herede sokağa, vatandaşa dokunmayan, kişisel ikbal hesaplarının daha öncelendiği bir partiye vatandaş, seçmen neden güvensin, nasıl güvensin? Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin CHP kişilerden sorunlara gelemiyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Halime Kökçe'nin "Dünyanın dengeye ihtiyacı var" başlıklı makalesini sundum. Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için dünya liderleri New York'taydı. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kağıt üstünde dünya barışını korumak, yeni bir küresel savaşın çıkmasına mani olmak için kuruldu. 2. Dünya Savaşı'nın çıkmış olması, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Milletler Cemiyeti'nin başarısızlığını da gösteriyordu. Dolayısıyla bağlayıcı şartları olan bu yeni bir küresel organizasyona büyük önem atfedildi. Ama o gün 50 üyesi olan, bugünse 193 üyesi bulunan Birleşmiş Milletler yapısı, tıpkı vaktiyle Milletler Cemiyeti'nin misyonunu yerine getirememesi gibi kuruluş amaçlarının hiçbirini yapmaya kudreti olmayan bir organizasyona dönüşmüştür. Zaten kuruluşu itibariyle Birleşmiş Milletler 5 daimi üyenin güç mimarisiyle şekillenmiştir. Uluslararası barış ve güvenliği sağlamaktan mesul sayılan Güvenlik Konseyi, üyelerini Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Çin, Rusya, Fransa, bunlara tanınan veto yetkisi sayesinde savaşları önlemek şöyle dursun, tüm ülkelerin iradelerini ipotek altında tutmaktadır. Birleşmiş Milletler'in barış gücünü kullanarak engel olduğu bir savaş yoktur. Bilakis çıkarları çatışan Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler mevcut düzende vekil savaştırmaktadır. Zaten Birleşmiş Milletler'in kuruluş amaçlarından en önemlisi olarak küresel savaşların önüne geçme ilkesi zengin kuzeybatı ülkeleri için geçerlidir. Avrupa ve Amerika dışında savaşın eksik olduğu bir kıta yoktur. Afrika, Asya, Orta Doğu'da yaşanan savaşlar, çatışmalar da çoklukla batı merkezli çıkarların yol verdiği, tahrik ettiği savaşlardır.
Günün sonunda güç dengesi, daha doğru bir ifadeyle güçlülerin dengesi üzerine kurulu dünya düzeni, dünyaya ne barış, ne refah, ne özgürlük getirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler hitabında en önemli kısmı tam da Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının bir sonucu olan İsrail'in engellenmeyen soykırımcı savaş politikalarına ayırdı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na en çok hitap eden devlet başkanı olarak Erdoğan her seferinde dünya beşten büyüktür dedi. Ve çok net bir şekilde bu eleştiri giderek Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından da dile getirilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması neredeyse başından sonuna Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği tezlerden oluşuyordu. Çıplak gerçek şu ki Güvenlik Konseyi'nin vesayetçi yapısı olmadan İsrail'i durdurmak mümkün olurdu. İsrail 45 bin sivili katletmemiş olabilirdi Güvenlik Konseyi'nin vesayetçi yapısı olmasaydı. Aynı şekilde Lübnan'a saldırmasının da önüne geçilebilirdi. Yine Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de engellenebilirdi. Suriye'de 12 yıldır yaşananlar yaşanmayabilirdi. 143 ülkenin devlet olarak tanıdığı Filistin'in Birleşmiş Milletler'e tam üye devletlerden birisi olması sağlanabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sene her zaman olduğu gibi en güçlü, en hakkaniyetli ve en sahici konuşmayı yaptığını gördük. Netanyahu gibi bir katilin Birleşmiş Milletler çatısı altında konuşmaması gerekirken hala kürsüye çıkabilmesi zaten başlı başına Birleşmiş Milletler'in nasıl aciz ve işlevsiz bir kurum olduğunu gösteriyor. Cumhurbaşkanını daha adil bir dünya mümkün derken de, dünya beşten büyük derken de esasında dünyanın bir dengeye ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Güçlülerin dengesine değil, dengenin gücüne ihtiyaç var. Her alanda dengeye ihtiyaç var. Kaynakları tüketirken de, ekonomik pazarı paylaşırken de. Dengenin gözetildiği yeni bir düzen kurmazsak, üzerimize yıkılacak olan mevcut sistemin hep beraber altında kalacağız. Yine her zaman olduğu gibi en büyük zararı en alttakiler çekecek. İsrail'in nükleer silaha ve güçlü savunma sistemlerine sahip olduğu, en son teknolojiyle donatılmış savaş uçaklarıyla sivil alanları bombaladığı, bunun için hiçbir yaptırım görmediği ve yaptığı soykırımı kendisine yönelik roket saldırılarına karşı kendini savunmak hakkı olarak meşrulaştırabildiği bir dünyada neyin dengesinden söz edebiliriz? Çivisi çıkmış, yani dengesi kaybolmuş bir dünyada sadece zulüm vardır. Bugün etliye sütlüye dokunmayarak refah içinde yaşayanlar da bu zulmün ortağıdır. Star gazetesinde Halime Kökçe'nin "Dünyanın Dengeye İhtiyacı Var" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Tarkan Zengin'in "Toplumsal Barışı Bozmak" başlıklı makalesini sunuyorum. Son aylarda ilginç olaylar yaşanıyor. Yalan haberler yapılıyor, hakikat olmayan manşetler atılıyor, iftira dolu köşe yazıları yazılıyor. Sonra bu yalanlar ve iftiralar sosyal mecralarda milyonlarca etkileşim alıyor. Yalan ve iftiralara karşı gerçeği anlatan haberler ve paylaşımlarsa maalesef yeterli ilgiyi görmüyor. Post-truth çağın getirdiği garip bir halimiz var. Yalanların gerçekmiş gibi sunulduğu, insanların da çeşitli nedenlerle yalanları gerçek gibi algıladığı bir dönem. İnsanlık tarihi boyunca belki de bu yoğunlukta hakikat mücadelesi vermek zorunda kalınmamıştı. Bu yalanların konuları, amacın ne olduğunu gösteriyor. Yalanların içeriklerinden anlaşılıyor ki amaç toplumsal barışı bozmak ve iktidarın meşruiyetini zayıflatmak. Toplumsal fay hatlarını harekete geçirerek kaos oluşturmak ve devletin yönetilemediği algısı oluşturmak istiyorlar. 28 Şubat'ı hatırlatan misaller yaşıyoruz. Değiştiklerini iddia etseler de 28 Şubatçıların aynı kafada oldukları görülüyor. Bu konuda çok sayıda misal var. Bazılarını hatırlatalım. Geçtiğimiz hafta Sözcü gazetesinin iki manşeti İslam karşıtı olduklarının ilanı gibiydi. İlk manşet, "Harbiye Ordu Evinde Çarşafla Selfie" başlıklı. Haberde İstanbul Harbiye Subay Ordu Evine kara çarşafla girildiğini söyleseler buna inanmazsınız ifadeleri kullanıldı.
kahraman bir Mehmetçiğimizin annesinin ordu evine istediği kıyafetle girmesine Müslüman milletimiz şaşırmıyor ama bunlar nedense şaşırıyor. Çarşaflı bir kadının ordu evinde selfie çekilmiş gibi verilmesi de yalan. Zira başka bir kişi fotoğraf çekilirken çarşaflı kadın haberi olmadan kadraja alınıyor. Çarşaflı kadın demek yerine kara kelimesi ise hakaret olarak kullanılıyor. İkinci manşet, İmam Hatipli öğrenciye ulaşım yemek ücretsiz başlıklı. Haberde devlet okulları arasında ayrımcılık yapıldığı iddiası bir broşür kaynak gösterilerek dile getiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bahsedilen okul veya başka bir kamu kurumu tarafından böyle bir broşür hazırlanmamış. Amaç İmam Hatip düşmanlığını körüklemek olunca Sözde gazete için hakikatin ne olduğunun önemi yok. Akşam gazetesinde Tarkan Zengin'in Toplumsal Barışı Bozmak başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Nihal Bengisu Karaca'nın Suç Kaydı Olanlar ve Suçun Eşiğinden Kaymak Üzere Olanlar başlıklı makalesini sunuyorum. Dikkatiniz çekti mi? Türkiye son haftalarda hiç olmadığı kadar çok suçu ve cezayı konuşuyor. Sokakların suçlularla şiddeti bir meslek yapma aracı haline getirmiş suç çeteleriyle dolu olması bunun en önemli nedeni. Ama hepimiz elimizi vicdanımıza koyduğumuzda bunun sadece suç kaydı olanlarla suç sicili kabarık olduğu halde sokaklarda serbestçe gezenlerle sınırlı bir durum olmadığını biliyoruz. Genel bir çöküntü var. Ahlaki bir yıkım var. Daha yakınlarda Şeyda Yılmaz adlı bir polis memuru Yunus Emre Geçti isimli bir suç makinesi tarafından sokak ortasında öldürüldü. Polis memuru arkadaşları içleri yandığı ve ön kapıdan girip arka kapıdan çıkan suçlulardan illallah dedikleri için olsa gerek Yunus Emre'ye çöp poşeti giydirdiler ve hayvan barınağı arabasıyla taşıdılar. Meseleyle ilgili ergence bir şova girişerek çete üyesi Yunus Emre'nin çete tarafından tayin edilecek avukatına malzeme temin ettiler. Geçtiğimiz salı günü Ekol TV'de katıldığım bir yayında şu soruyu sordum. Gencecik bir insan, ata Emre Akman'ın Balıkesir'de bıçaklı saldırıyla öldürülmüştü. Yine çete üyesi olan katil 17 yaşında olduğu için sadece 24 yıl ceza almıştı. O olayda da katili emniyete ya da mahkemeye götüren polisler katile çöp torbası giydirip hayvan arabasına koymuşlar mıydı? Yoksa konu sivil değil de polis olduğundan mı böyle bir merasim ihtiyacı doğuyordu? Bakın, Ata Emre'nin katilinin davası şu an istinafta ve muhtemelen orada biraz indirime uğrayacak, ardından içerideki iyi hali nedeniyle bu ceza 10 yıla kadar düşecek ve bir sokakta motokuryelik yapan bir çocuğa hiçbir neden yokken, bir tartışma bile yokken bıçakla saldıran bu cani 27 yaşında aramızda olacak. Mesele biraz da bu. Son aylarda yaşanan olaylara şöyle bir bakın. Neredeyse 40 gün oldu ama hala narini konuşuyoruz. Onu kimin öldürdüğünü tartışıyoruz. Konunun neden ilk günlerde jandarmadan alınıp cinayet büroya verilmediği sorusunu sormadan edemiyoruz. Jandarmanın işini çok kötü yapması nedeniyledir ki narine dokunduğu kesin olan tek kişi olan Nevzat Bahtiyar medyadan duyduklarıyla her hafta kendisine cinsellikli, ilişkili medyanın ve kamuoyunun bayıldığı türde juicy ifadelerle güncelleyip önümüze atıyor. Ve hala aslında mecbur kaldığı için yaptığı itiraf nedeniyle yarı yarıya kahraman muamelesi görüyor. Mesut Kazancı isimli bir adam Kahramanmaraş'ta bir sanayi sitesinde bardakla su istediği için dövülerek öldürüldü. Henüz 2 aylık bir bebeği vardı. Annesi, babası, eşi acı ve şaşkınlık içinde sadece adalet istiyoruz diyordu. Bir insanın su istediği için nasıl dövülerek öldürüldüğünü anlamadıklarını söyleyerek aynı soruyu bir cevap almayı umarak kamuoyuna soruyorlardı. Sahi bir insan su istedi diye nasıl hunharca katledilir ve 7-8 kişi de bu katliamı sadece izlemekle yetinir? Aynı günlerde Tekirdağ'da Sıla bebeğin cinsel istismar ve işkence görüp iç organları parçalanmış halde hastaneye yatırıldığını duydum. Annesi birlikte yaşadığı adamın Sıla'yı istismar etmesine ve komşulara da istismar etmeleri için kullandırtmasına rıza gösteriyordu.
Sıla bir gün uyanmayınca hastaneye götürmek zorunda kaldı. Henüz sadece 2 yaşında olan bebeğin beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı ve 20 gündür bebek entübe halde hastanede. Durumunda bir iyileşme yok. 5 kişi tutuklu. Aynı günlerde Twitter'da kendisine İncel diyen üniversiteli bir grup açtıkları Space odasında mide bulandırıcı ifadelerle pedofiliyi övdü. Kızlar olursa kendi kızlarıyla cinsel ilişki kurmayı planlıyorlardı. Bu yayında yer alanlardan Pungent 666 rumuzlu Ertürk Kösen tutuklandı ama en az onun kadar iğrenç olan Poison rumuzlu kişi resmen yırttı. Onun yerine Jahreyn lakaplı Ahmet Sonuç'u bu pedofili vakasına katık ettiler. Bu arada not düşelim. Jahreyn ırkçı, faşist, kadın düşmanı, ağzı bozuk ve ahlaksızca konuşmalarla Discord'da birçok gencin kafasını karıştıran, üstelik son yıllarda bazı siyasetçileri bile yayınlarını alarak olmaması gereken bir rol modelliğe soyunmuş, topluma zararlı bir profil. Ancak pedofil olduğuna veya pedofiliyi övdüğüne dair hiçbir delil yok. Bitmedi. Daha 3 gün önce Kastamonu'da caddede drift yaparak yarışan baba oğul Tayfun Demir ve Mikail Emre Demir durumu engellemeye çalışan polis ekiplerince durdurulduklarında 3 polisi yaraladılar. Gözaltına alınırken biri polisi "seni yazdım" diye tehdit etmeye devam ediyordu. Ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Yanlış duymadınız. Savcı konunun üzerine gitti de tekrar gözaltına alınıp tutuklanmaları mümkün olabildi. Sonra diyoruz ki bu suç kaydı olanlardaki cesaret neyin nesi? Olmasın mı? İnfaz sistemimiz neredeyse suçluyu koruyan bir hal almış. Daha 3 hafta önce Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen arkasında uzun uzun kornaya basan sürücüye "benim yapabileceğim bir şey yok, önümde trafik var" demek için açıklama yapmak istedi ama sürücü tarafından saldırıya uğradı. Daha bir gün önce eski futbolcu ve yeni futbol yorumcusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı. 2 gün önce Gaziantep'te bir grup uzun namlulu silahlarıyla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler ve bunu da kayda alıp sosyal medyada paylaştılar. Videoda "hani sokağa çıkamıyorsunuz, tuşa basmakla tetiğe basmak aynı mı" diyerek hasımlarına meydan okudukları görüldü. Kısa bir süre sonra videodaki şahsın 57 suç dosyası olduğu iddia edildi. Bu yazı yazılırken Başakşehir 2. kısım 5. caddede terzi dükkanı olan Serhat Bozkurt, kar maskeli birinin silahlı saldırısına uğramış hastaneye kaldırılmıştı. Daha eski tarihli olaylara yer vermek imkanı olsaydı denizler dolusu mürekkep gerekirdi. Biz yine de Mart ayında Gazi Emir'de üşümesin diye taksisine aldığı Delil Aysal adlı goblin tarafından hem de "ya öyle herkese iyilik yapmayacaksın işte" denilerek öldürülen şoför Oğuz Erge'yi analım. Olaylar böyle uzaya uzaya gidiyor. Suç kaydı olanlar elini kolunu sallayarak geziyor, evet. Ortada kimilerinin iddia ettiği gibi bir cezasızlık algısı falan yok. Cezasızlık var. İnfaz yasasıyla ilgili bir sorun var. Yatarı yok diye bir olgu var mesela. Cezası 3 yıla kadar olan bir suç işlersen müjdeler olsun, cezaevine girmiyorsun. Kasten birinin suratına yumruk attım mesela, hatta bu bir kadın, müjde, tutuklanmıyorsun. Çünkü bu tutuklama gerektiren suçlar arasında yok. Ama düşünce özgürlüğü var, ifade hürriyeti var diye devletimizin ve çoğunluğumuzun hoşuna gitmeyen bir hal ve gidiş içine girdiysen dikkat etmelisin çünkü kah tweetlerinden, kah başka bir suç isnadından içeri alınabilirsin. Cezaevlerinde yatacak yer yok, doluluk had safhada. Bu yüzden adi suçlar basit kusurlar gibi muamele görüyor. Af üzerine af çıkıyor ve her seferinde sadece gasp silahlı yaralama, taciz, tecavüz suçluları salınıyor. Böyle hukuk devleti olur mu? Sen kimin adına kimi affediyorsun? O kadar yüce gönüllüysen kendine karşı işlenen suçları affetsene. Bitmedi. Bazı siyasilerin basbayağı mafya işleri yapan adamlara verdikleri referanslar, yoksul, doğru dürüst aile denetimi olmayan gençleri çeteler içinde bir hayat alanı bulmaya itti. Elinde silahla "ölürüm Türkiye'm" videoları çekenler furyası vardı bir ara, şimdi onlar uzmanlaştı, adam vuruyor, polise meydan okuyor, savcı dövüyor. Ey toplum, ey milletim, ey devlet!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın çok da bir şey yapmamışlar ya, vergi kaçırmışlar denilerek savunulduğu ve tahliye edildiği bir yerde adi suç işleyenlerin sürekli affedilerek dışarı çıkarıldığı bir sistemin ciddi çelişkileri var demektir. Bu çelişkiler işte sokağın 3 gramlık ahlakını da kaybetmesine yol açıyor. Adaletsizlik, kötülük yapanın yanına kâr kalması ve bunun aleni görüntüleri toplumdaki şahsi yırtma heveslilerin bencil sınıf atlama hülyalarını tetikler. Bu tetiklenme sonuçsuz kaldığında heves ve hülya yerini öfkeye bırakır. Öfkeyle yoksulluk sağlam bir ahlaki, dini temel olmayan insanlarda seçenekleri epey daraltıyor. Ya şiddet eğilimi perçinleniyor ya da madde bağımlılığı devreye giriyor. Öğretmenin değil, kaçakçının örnek alındığı bir ülkede her tür yozlaşma mümkün ve yakındır. Habertürk'te Nihal Bengüsü Karaca'nın suç kaydı olanlar ve suçun eşiğinden kaymak üzere olanlar başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.